Bana bak. Burnunu bu odadan çıkardığını görmeyeceğim. Ancak yemeğe o kadar. Ne zamana kadar hapis hayatı yaşayacağım ben? Bilmiyorum. Onu eli serserisinin aklına oyup gezerken düşünecektin. Bana bak. Vallahi bir daha seni kurtarmam. Baban ayağının altına alır ezer. Tamam anne. Birgül, ha, nerede o kız? Hangi kız? Pembe. Ha, o mu? Aman canım, zaten benim de sinirlerim zıplattı havaya. Tövbe estağfurullah. Böyle yayılmış salonun ortasına manda yavrusu gibi almış bir poşet cips de kıtır 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 kıtır. Ya insanda biraz ara olur, biraz utanma olur. Nerede? Ben şimdi onu günlü bir göstereyim de sen dur. Elini korka karıştırma sakın. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam. Ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevda. Ne oluyor ya? Bir de soruyor musun? Arsıza terbiyesize bak ya. Bana bak. Seni bir daha kızımın yanında görmeyeceğim. Anladın mı? Kızım benim peşimde dolanıyor. Kudurdu seninle gezmek istiyorum diye. Bana bağıracağına git kızına sahip ol. Bak bir de cevap veriyor ya. Bir de bana cevap veriyor. Ulan ben şimdi seni var ya. Bana bak. İndir o elini. Kırarım. Bırak be. Ay nasıl yendim ama seni. Ay İsmet bir ele daha var mısın? Kızım. Ben akşam sana avans verdim. Öyle havalara girme yendim diye hemen. Bana yemek borcum var. İyi tamam. Vereyim parasını git ya. Hayır olmaz. Sen de benimle geleceksin. Öyle karşıma yenik yenik bakacaksın. Ya, öyle anlaştık. Tamam. Ederiz bir ara. Hayır, hemen bugün. Vallahi yoksa terasa çıkar bağırırım ha. Ey ahali, İsmet Göreç gibi kıza yenildi diye. Yani sen bilirsin. Tamam kız. Seni var ya, en lüks restorana götüreceğim. Çarşıda lüks bir otel var, biliyor musun orayı? Ay evet, biliyorum. Hadi hazırlanma, seni oraya götüreyim. Sahi mi? He. Ben gidiyorum, giyiniyorum o zaman şu an. Beni burada bekle, tamam mı? Tamam. Hak ettin sen. Kız bir şey diyeceğim. Sen hep böyle mi yersin, yoksa şimdi beleş buldum diye mi çöktün? Bünyem hızlı. Ne yesem zayıf yakıyor. He. Ondan böyle çirozsun yani. Sen de bana bayağı alıcı gözle bakmışsın. Kandır kendini, böyle kandır. Ya şundan yesene bir, çok güzel. Kız ne bu hareketler? Sen bana romantik mi yapıyorsun? Ya ne romantik yapacağım sana be? Sen yapacaksın romantiği. Erkek sensin. Ben mi öğreteyim İsmet'ciğim? Çok haklısın. O zaman şimdi İsmet'ten aşırı romantik bir hamle geliyor. Bekle. Kalpli pasta mı yaptıracaksın yoksa? Sen bekle. Ben hemen konuşup geliyorum. Annem görse benimle gurur duyardı. Tıh, İsmet'miş. İki günde kafesledim salağı. Thank you.
Yapma abi. Dur azıcık, sana diyeceklerim var. Sen Ali'yi sevmiyorsun. Sevsen öyle boşanacağım laflarıyla çekip gitmeye kalkmazdın. Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Bilmiyorum. Ama niye mutsuz ediyorsun sen Ali'yi? Bırak bari onu mutlu edebilecek biriyle olsun. Seninle yani. Gülizar. Bak, Ali'den sana doğru bir şey yok. Boşuna umutlanma. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Boşasan belki sevecek beni. Ali bir tanısa çok sever beni. Güzellikse... Al işte, ben de güzelim. Güzelsin, evet. Ama her şey güzellik değil. Bak, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sen böyle yaptıkça, böyle ısrarcı oldukça... Ali'nin gözünden iyice düşeceksin. Biraz ağır ol. Aşıksan... sabretmeyi bileceksin. Affetmeyi bileceksin. Gülizar. Çirkefleşmeyeceksin, değil mi? O ne? Güzel bir şey mi? Jambon. Ne bu? Et işte ya. Bakmadın öyle tuhaf olduğuna. Güzel yani. Ye bence. Ne oldu ya? Bana geldi, dur ya. Ne oldu? Adı verdim, dur ya. Ya sen ya, bana geldi, dur. Aa, dur. Ne gezdin ya? Bir dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. He, bu toptancıymış ya. Sana dedim. Sen bak şimdi, bak şimdi. Ya. Tövbe estağfurullah. Ya toptancıyla ne işi olur ki bunun? Buyur kardeşim, buyur. Toptancıymış. Nerede kaldı bu paket ya? Anne, sen ne bekliyorsun bu kadar heyecanla? Yavrum, güzel kızım, ben sana hediye aldım ya, onu bekliyorum ya, karavadan gelecek. Sevda, doğum günün mü? Sana ne? Maşallah, her lafın içindesin bakıyorum da. Yaymışın kendini masaya. Masayı da yeseydin ya. Hadi topla şunları, topla hadi. Yürü götür mutfağa. Bana böyle davranamazsın. Ben hizmetçi değilim, tamam mı? Ablam beni bir kere ayrı tutuyor. Bana bak canım. Sen o ablana fazla güvenme bence. Anan da sen de bizim hizmetlimizsiniz. Öyle anlaştık. Anne yapma böyle ya. Sevda, sen karışma ya. Ben göstereceğim sana hizmetçi.
temizlik yaparken azıcık kurcaladım burayı. Bak şunu açınca foşur foşur kopuruyor. Hani vapurun arkasına çıkıyor ya. Aynı o. Hmm, biliyorum. Televizyonda gördüydüm. Şunlar da banyo kapıyor. Suyun içine koyuyorum. Mis gibi kokuyor. Hayat zenginlere güzel be gülüm. Kız yenge, ben bunu bir denesem mi? Manyak mısın kızım sen? Bir görecek sonra hırgür olacak. Ya kim görecek be? Sen demedin burası misafir odası diye. Hadi be yenge, kimse görmeden bir girer çıkarım ben buraya. Kız ben canıma mı susadım? Yürü, yürü çık dışarı. Yürüsene kızım, yürü, yürü. Yürü. Yenge, ya ben Sevda'dan kitap alacaktım, onu unutmadan alayım. İyi, ben de yatacağım gülüm. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Başında romantik bir yemeğe çıkalım dedik. Onda da içtin zıkkımı, içtin zıkkımı, astın suratına oturdun Cemal. Kızım seninle bir alakası yok ya. Benim canım Ali'ye sıkkın. Hep o mavi yüzünden. Vallahi yani kardeşinin de huyunu bozdu ya. Konağa geldiğinden beri konakta huzur kalmadı vallahi. Ya vallahi ya. Ulan böyle olacağını bileydim. Gülizar'a mektup yazdırdım, o tablardı bari Ali. Ali ile Mavi'nin evlenmesini engelleyemedim ya, ben ona yanıyorum. He Cemal, ona yan. Senin burada taş gibi gencecik karın varken sen bunlara yan. Sen bizi mi dinliyorsun lan? He? İlyas, İlyas. Yola bak lan. Sen de şu ağzından çıkanlara dikkat et. Böyle alevli ateşli konuşmaları yapma, benim mansabım bozma şurada cinayet işlemi. Of, of. Hayret bir şey ya. Bütün gece Ali ile Mavi konuştuk. Ne o? Hocamla yemeğe çıktım. Hayır bari Ali ile Mavi de davet etseydik de Eltim'le romantik yemek keyfi yapsaydım. Tamam Safa ya. Tamam kızma bir ya. Tamam haklısın. Ne yapalım bu seferlik böyle oldu ya. Bak sana söz veriyorum ben bu geceyi telafi edeceğim. Vallahi içsen iyi olur Cemal. Artık bir sürpriz bekliyorum yani. Şaşırt beni ya. Ya tamam. Ben seni şaşırtacağım balığım. Neyse hadi sen geç içeri. Benim kafam tam güzel olmadı. Ben gideyim bir cila çekeyim. Hadi geç. Cemal. İç Cemal. Hadi bakalım İlyas oğlan. Sür de neşemizi bulalım hadi. Ne oluyor lan? Sumağa çık kaldı.
kızım sana. Ne yapıyorsun sen burada? Çık dışarı, çık. Bakma be! Kızım hadi çık dışarı diyorum sana. Çıkmayacağım. Öyle benimle emir verir gibi konuşamazsın. Ben istediğim gibi konuşurum. Kızım sen bu evde hizmetçi değil misin? Ne bu böyle evin hanımı gibi köpüklü banyolar yapmalar falan? Bir kere ben hizmetçi değilim, tamam mı? Gelininizin kardeşiyim. Öyle istediğim her yerde de yıkanırım. Ha, yıkanırsın istediğin yerde. Çık hadi şuradan, çık bak fena olacak ha. Vallahi çık hadi, çık. Ya 5 dakika dursan ne olur? Lan sen ne orsuz bir şeymişsin ya. Kızım, bu senin evinde yıkandığın leğenlere benzemez. Bunun adı jacuzzi, jacuzzi. Öyle kafanı çok sokarsan boğulursun orada. Ya bir git be gerizekalı. Ana. İyi. Bunu sen istedin. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana onları. Bırakacağım, bırakacağım. Ama odanın önüne bırakacağım. Oradan alırsın artık. Yıkan, yıkan. Yıkan. Hadi, iyi banyolar. Ya İsmet! İsmet, oh, bıraksana şunları! Banyonun tadını çıkar. Hadi bak. Ya gerizekalı.